Merhabalar, ben Uğur Mutluoğlu. Bu videoda sizlere ASP.NET ile ön bellekleme işlemini nasıl yapılacağını, sayfalarımızda ve sayfalarımızın bazı kısımlarında nasıl bu ön bellekleme işlemini kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Ön bellekleme yazılım uygulamalarında performansı arttırmak için kullanabileceğimiz yöntemlerden biridir. Ön bellekleme kullanıcıların sıkça ulaştığı verilerin geçici olarak bir yerde saklanması ve daha sonra kullanıcıya buradan bu verilerin gönderilmesi işlemidir. Aslında ön bellekleme daha önceden web sayfalarında HTML ile uğraşanlar için yabancı olmayan bir terim. HTML'de meta tagleri ile bu işlemi yapabiliyorduk. Yalnız ASP.NET ile birlikte artık bu işlemi çok kolay bir şekilde ve de çok ayrıntılı bir şekilde yapabilmekteyiz. Bize bu kolaylığı sağlıyor ASP.NET. Uygulama kısmına geçip ön belleklemeyi nasıl yapabileceğimize bakacak olursak, ön belleklemeyi sayfamıza uygulayabilmemiz için output cache sayfa belirtecini kullanmamız gerekiyor. ASP tagleri arasında ve et işaretiyle birlikte duration özelliğinden sayfamızın ne kadar sürede bir yenileneceğini belirtebiliyoruz. Location'dan bu ön bellekleme sırasındaki verinin nereye kaydedileceğini belirleyebiliyoruz. Bir de VaryByParam diye bir özelliğimiz var. Bu da sayfamızda query string'lerle gönderdiğimiz parametre değerine göre ön bellekleme işlemi için kullandığımız bir özellik. Duration saniye cinsinden, örneğin 10 dediğimizde bu değere 10 saniyede bir güncellenmesini veya 600 dediğimizde 60 saniye bir dakika olduğu için 10 dakikada bir bu sayfanın güncelleneceğini ve bu 10 dakika süresi boyunca bilgilerin ön bellekten okunacağını belirtmiş oluyoruz. Location'da ise verilerimiz default olarak sunucumuzun hard diskine kaydediliyor. Eğer ön bellekleme yapacaksak belleğe değil ve hard diske kaydediliyor ve bu sayede aslında uygulamamız hızlanmış oluyor. Çünkü bellekten fazla yememiş oluyor ve de hızlı bir hale geliyor. Default olarak dediğim gibi sunucumuzda tutuluyor ve bunu belirtmemize gerek yok. Yani output cache ifadesinin içerisinde location özelliğini kullanmazsak otomatik olarak sunucuya kaydediyor. Yalnız biz bunu istersek kullanıcı tarafında veya eğer arada bir proxy varsa burada da tutabiliyoruz. Client dediğimizde bilgiler kullanıcı tarafında tutuluyor. Server dediğimizde dediğim gibi default değer zaten bu sunucumuzda. Downstream dediğimizde de eğer arada bir proxy varsa burada tutulabiliyor. Yine aynı sayfalardan farklı bilgi çekme işlemlerinde ise az önce kullandığımız ve default olarak none değeri alan VaryByParam değerimiz var. Eğer sayfamızda query string'de bilgi gönderiyorsak ve bu query string'e göre sayfanın içeriğin güncellenmesini istiyorsak bu değerimize üst kısımda get metodu ile gönderdiğimiz query string'imiz örneğin öğrenci no ise bunu yazarak öğrenci no bilgisi değiştikçe sayfanın içeriğin değişmesini sağlamış oluyoruz. Dilerseniz bu noktada uygulama kısmına geçip nasıl uygulayabileceğimizi görelim. Öncelikli olarak herhangi bir ön bellekleme işlemi kullanmaksızın sayfamızda bir tarih, o anki tarihi yazdıralım. Ve uygulamamızı çalıştıralım. Burada göreceğiniz gibi şu anki tarihi yazdı. Ben sayfayı yeniledikçe o anki tarih bilgisi sayfamıza geliyor. Şimdi buradaki bilginin veri tabanından çekilen ve bayağı yüklü bir bilgi olduğunu varsayalım. Ve bu sayfamıza atalım bir dakika içerisinde 20-30 kullanıcının ziyaret ettiğini varsayalım. Böyle bir durumda sunucumuza bayağı ağır büyük binecektir. Çünkü
dakika başına 20-30 belki daha fazla ziyaretçi geliyor ve sürekli olarak veri tabanından veriler çekiliyor. Ve bu verilerin de genelde çok sık değişmeyecek veriler olduğunu varsayarsak, genelde statik olarak kalan, çok nadir aralıklarla değiştirilen veriler olduğunu varsayarsak, böyle bir durumda sürekli olarak verileri veri tabanından çekmemiz çok da makul bir yöntem olmayacak. İşte burada ön belleklemeyi kullanarak bu verileri çok daha az sıklıkla veri tabanından çekip sayfamızın ve uygulamamızın performansını arttırabiliriz. Bunu da nasıl yaparız? Ben ASP.exe dosyama gelip source kısmına geçtiğimde sayfamın en üst tarafındaki sayfa belirteçleri kısmına page belirtecinin altında hemen bir output cache ifadesini belirtiyorum ve buradan duration ifadesini örneğin ben 5 saniyede bir yenilenmesini istiyorum. 5 saniye boyunca statik olarak ön bellekten okunmasını istiyorum. Ve var param değerinde nam diyorum. Bu mutlaka olması gereken bir değer. Varibay param olmaması durumunda hata veriyor. Ben şimdi uygulamamı tekrar çalıştırdığımda zaten açıktı. Kaydedip tekrar eklemde. Şu anda gördüğünüz gibi saniye 19, 23. Refresh yapıyorum ama saniye değişmiyor gördüğünüz gibi. 5 saniye sonra yani 28, 29 hangisini yakalarsak. 5 saniyede bir. Ben bu aralıklarda sürekli olarak sayfayı güncellemeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi burada sürekli olarak tarih bilgisini okumak yerine bu tarih bilgisini bir defa alanıma kaydediyor ve buradan okuyarak bana getiriyor bu bilgiyi. Sürekli olarak sistemden tarih bilgisini okumuyor burada. Ve bu şekilde uygulama daha hızlı hale getirebiliyoruz. Yine buradaki süreyi arttırarak 5 dediğim için 5 saniye. Örneğin bunu veri tabanından çektiğimizi varsayarsak ve sayfamızın performansı daha da arttırmak istediğimizde, örneğin 600 dediğimizde 10 dakikalık aralıklarla güncelleyecektir bilgi. Bu şekilde sunumuza dönecek olursak, yine sayfamızın sadece belli bir kısımlarında ön bellekleme işlemine tabi tutabiliyoruz ASP.NET aracılığıyla. Bunları da yine çok basit bir şekilde az önce yaptığımız aynı metodu sadece burada daha önce de biliyorsunuzdur eminim. Kullanıcı kontrolleri aracılığıyla bu kullanıcı kontrollerinin içerisinde ön bellekleme işlemini yapıyoruz. Ve bu kullanıcı kontrolleri sayfanın belirli bir alanına yerleştirdiğimizde oradan sadece o alanın içerisindeki bilgiyi güncelleyebiliyoruz. Yine uygulama kısmına geçecek olsam Visual Studio. Ben şimdi sayfamdaki ön bellekleme işlemini kaldırıyorum. Ve uygulamama yeni bir user kontrol ekliyorum. Burada da ön bellekleme işlemini yapacağım yine. Duration'ına yine küçük bir aralık belirteyim. Gözle görülür bir şekilde olması için. Ve param değerine de diyelim. Bunun da yine sayfa page load adına şekilde de buraya ben pardon şunu tekrar gördüğünüz gibi bu default ASP.exe sayfam. Ben burada sayfamın şu üst kısımlarında bir içerik olduğunu varsayalım ve şuraya da kendi hazırladığım user kontrolümü ekleyeceğim şimdi. Kullanıcı kontrolümü ve bu kullanıcı kontrolünün içerisindeki içerik ön bellekten okunarak geliyor. Bu sayede sayfamın sadece şuradaki kısmı ön bellekten geliyor ve sürekli olarak çekilmiyor. Sayfamı tekrar çalıştıracak olursam
Gördüğünüz gibi her ikisi de 4'ü 40 geçiyor ve 53. saniyede refresh yapıyorum. Şu anda 5 saniye geçsin. Tekrar yaptığında gördüğünüz gibi üst kısımdaki bilgi şu anda herhangi bir ön bellekleme işleme tabi tutulmadığı için o anki an neyse saniyesiyle birlikte yazıyor. Fakat alt kısımdaki user kontrolünde ise ön bellekten okuduğu için en son olarak oraya kaydettiği tarih bilgisini getiriyor. Yani tekrar tarihi yenilecek olursam sayfamı, gördüğünüz gibi üst kısım değişiyor ama alt kısım sadece 5 saniyede bir değişiyor. Bu sayede de sayfamın sadece belli bir kısmını ön bellekten okunabilir hale getirmiş oluyorum. Son olarak da az önce anlatmam gerekip unuttuğum bir nokta. Variby param dediğimiz bir özellik vardı. Bu da şuydu. Adres satırından örneğin ürün ID şeklinde bir bilgi getirip bu sayfamda ürün ID'sine göre içerik getirebilme durumum var. Şimdi eğer ben bunu burada belirtmiş olmazsam örneğin ürün ID 4 dediğimde 4. ürünün içeriği geldiği gibi ben burada 7. ürünün ID'sini istediğimde yine ön bellekten 4. ürünün içeriğini isteyecekti ve bu şekilde yükleyecekti. Tabii bu istenilmeyen bir durum. Bunu da şöyle engelleyebiliyoruz. Yine ben bu user kontrolümü sayfamdan silip uygulamamı ilk haline getirecek olursam, yani sadece bu sayfamda ön bellekleme işlemini yapacak olursam örneğin bu şekilde. Az önce burada ne demiştik? Yalnız ürün ID bilgisine göre içeriği güncelleyeceğim ve ön bellekten okuyacağım için ben burada örneğin öğrenci no bilgisine göre sayfanın içeriği ön bellekten okunsun veya güncellenerek gelsin şeklinde belirtiyorum. Sayfamı tekrar çalıştırdığımda şöyle bir şey göreceğiz. Örneğin ben burada öğrenci no eşittir 2 dediğimde gördüğünüz gibi 5 saniyede bir güncelleniyor. Ve ben bu anda öğrenci no değerini 3 yaparsam, 4 yaparsam veya 5 yaparsam o anki sayfanın içeriği neyse onu getiriyor bana. Ürün ID öğrenci no bilgisine göre. Eğer ben burada şu ifadeyi kullanmış olmasaydım, ben şurada hangi bilgiyi getirecek olursam olayım, öğrenci no bilgisine hangisini girecek olursam olayım, burayı dikkate almaksızın yine içeriğimi 5 saniyede bir güncelleyecekti. 5 saniye süresi içerisinde ön bellekten okuyacaktı. Bu şekilde query string'den gönderdiğimiz bilgiye göre de ön bellekleme işlemini geçersiz kılabiliyoruz. Bu videoda sizlere ASP.NET ve ön bellekleme işlemini anlatmaya çalıştım. Ön bellekleme anlattığım gibi özellikle sunucumuza ağırlık getiren ve çok hit alan sayfalarda kullanabileceğimiz ve de uygulamamızı hızlandırabilecek bir özelliktir. Ve ASP.NET ile birlikte ön belleklemeyi uygulamamıza, sayfalarımıza çok kolay bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.